Deniz Akademi YouTube kanalından herkese merhabalar. Ben Bestu Uyanık. Farkındaysanız yeni bir seriye başlıyoruz. Bundan sonra sizlerle farklı bölümlerde finansal okuryazarlık üzerine, borsa üzerine, emtia veya faiz gibi aslında sürekli konuştuğumuz, sürekli ekonomist olmaya çalıştığımız ama püf noktalarını bilmediğimiz konularda sizlere bu videolarla kolaylık sağlamaya çalışacağız. Dövizle başlamak istiyorum. Sürekli euroyu, doları konuşuyoruz. Amerika'nın Merkez Bankası'nı, Avrupa'nın Merkez Bankası'nı konuşuyoruz ama çok daha farklı nüanslar var bu işin içerisinde. Çünkü eninde sonunda hepimizin hedefi finansal okuryazarlıkla elimizdeki paramızı A noktasından B noktasına getirebilmek. Dövizin ve finansal okuryazarlık, ufak bir parantez açarak devam etmek istiyorum. Finansal okuryazarlık sadece döviz nedir, emtia nedir, faiz nedir, tahvil nedir bilerek değil, bunları harmanlayarak ve bir akış içerisine sokmakla ancak gerçekleşebilir. Yani bir bankadan arandığınızda, bir finansal kurumdan arandığınızda size verilen bilgileri bilmeniz ve ben acaba nereye yatırım yaparsam enflasyon karşısında paramı korurum veya uzun vadede paramı korurum, bunlara bakmak için finansal okuryazarlık aslında dev bir çember. Aynı ekonomi gibi. Farklı zincirlerle birbirine bağlı. Daha fazla uzatmayayım, hemen bilgilerle başlayalım. Döviz nedirle başlarsak, döviz bizim Türk lirasının diğer para birimlerine, diğer gelişmiş olan ülkelerin para birimlerine karşı alım gücünü bize temsil eder. Ama biz şu anda Türkiye'de sadece doları ve euroyu konuşuyor olsak da daha çok bizim bakmamız gereken şey dolar endeksi. Dolar endeksi 6 tane farklı para biriminden hesaplanan bir endeks. Aslında Türkçesiyle Amerika'nın ticaret yaptığı yüklü 6 ülkenin para birimlerinin bir araya gelmesi. Bu para birimleri arasında %57 euro. O nedenle dolarla euro kardeş diyebiliriz. Yani euro hareketlenmeye başladığında doları da yanında çeker. Tabii kendi ülkelerinde, kendi yaşam alanlarında yaşanan veriler ışığında. Yani hemen bir örnekle daha kolaylaştırayım. Sürekli soruluyor bana, dolar mı euro mu almalıyım, hangisine geçmeliyim diye. Ya da parite ne zaman düşecek, parite neredeyse ben eurodan dolara geçerim diye. Şimdi Avrupa tarafına bakarak euroyu biraz daha analiz edebilirsiniz. Bunu bütün para birimleri için kullanıldıkları bölgelere bakarak analizlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Euroya baktığınızda eğer Avrupa'da işler iyi gidiyorsa, enflasyonları düşüyorsa, çünkü biz dünya genelinde enflasyonun çok sert hareket ettiği bir dönemden geçiyoruz. İnsanların paralarının eridiği, bunu da ayrıca bir seride konuşacağımız için videoları bence takipte kalın. Orada biraz böyle altın paketle elinizdeki paranızı enflasyon karşısında nasıl korursunuz, onun da altını çizeceğim. Hemen Avrupa'ya geri dönelim. Avrupa tarafında enflasyon eğer iyi geliyorsa, istihdam tarafı düşüyorsa, çünkü çok duyuyorsunuzdur haberlerden. Eğer insanlar rahatlıkla iş bulabiliyorlarsa, rahatlıkla bir şeyler alabiliyorlarsa, bunun ekonomik karşılığı perakende satışlara karşılık gelir. Eğer bu veriler iyi geliyorsa o zaman enflasyon da yürüyecek anlamına gelir. İnsanların harcamalarını kesmeleri, kredi kartı borçlarının artmaları ve harcamalarını sadece barınma, ulaştırma gibi temel ihtiyaçların dışında yapmıyor olmaları gerekiyor. Türkçesi bu kadar basit. O nedenle Avrupa tarafında eğer işler iyi gidiyorsa euro tarafında bir değerlenme olabilir. Ama hemen euronun karşısında dolar var. Amerika'nın Merkez Bankası enflasyonu belli bir seviyeye çekti, takip ediyorsunuzdur. Ama istihdamı zayıflatamadı ya da faizleri yüksek tutacak. Faizi birazdan konuşacağız ama bunların hepsi doların güçlenmesini destekler. Yani euro ve doları bu kadar konuşuyor olmamız sadece ithalat ihracat anlamında değil, bizim hayatımızdaki pariteleri ve harcamayı ve döviz kurunu etkileyen dolar endeksinden dolayı. Dolar endeksi 6 tane para biriminin İsveç kronu, Japon yeni, İngiliz sterlini, Kanada doları ve euroyu da içine alan bir altılıdan bahsediyoruz.
Hemen bunun yanında finansal okuryazarlığınızı, daha doğrusu bir ekrana baktığınızda dolar nereye gider sorusunu cevaplayabilmeniz için bilmeniz gereken bir diğer önemli konu da Amerika'nın 10 yıllık tahvilleri. Tahvil nedir? Hemen açayım. Tahvil ve bono, bunlar borçlanma araçları. Tahvil bir yılın üzerinde borçlanma. Bir yılın üzeri dediğim 2 yıl, 3 yıl, 10 yıla, 20 yıla kadar çıkabilir. Eğer bir yılın üzerinde bir borçlanma aracına yatırım yapacaksanız o zaman tahvile giriş yapıyorsunuz. Eğer bir yılın altında bir borçlanma aracındaysanız buna da bono diyoruz. Hazine bonosu ve devlet tahvili dediğimiz şeyleri ülkelerin merkez bankaları açıklıyor. Özel tahvil ve hazine bonosu dediğimiz şeyleri de özel şirketler size sunuyor anlamına gelir. Biz daha çok burada 10 yıllık tahvil dediğimiz şeyde ülkelerin nasıl hareket ettiğini görmeye çalışacağız. Tahvil ve bonodan sonra faizlere gidiyoruz. Faiz aslında paranın size para kazandırması. Mevduat faizi olabilir, ihtiyaç, tüketici, konut kredisi aldığınız zaman o birazcık daha farklı bir faiz olarak karşınıza çıkar ama kazanmanız için faizin sizin için işliyor olması gerekir. Faiz paranın kirası. Basit faiz, paranızı koydun, size bir gelir getirdi. Bir de bileşik faiz var. Bileşik faiz ana paranızla size getiren faiz bileşisini ayırmadığınız, ikisini bir arada işlettiğiniz bir süreç. Şöyle bir örnek vermek istiyorum. Finansal okuryazarlıkta insanlar genelde faiz gelirini hemen harcıyorlar veya size 3-4 tane alternatif getirilir faizle bir işlem yapacaksanız. Ana parayı ayırayım mı? Ana parayla vade sonundaki paranız sizinle beraber ilerlesin mi? Vade sonundaki getirini vadesiz mevduat hesabına aktarayım mı? Akıllı bir yatırımcı faizle ana parayı birbirinden ayırmaz. Çünkü şöyle bir örnek, tabii ki de bu rakamlara biz mevduat faizlerine ulaşamıyoruz ama 100 bin liralık bir parayı koyduğunuzda yıllık %7 faiz kazandınız diyelim, 7 bin euro. Diyelim ki o 7 bin euroyu, bu yurt dışından örnek vereyim veya TL'leştireyim hemen. 100 bin TL'yi koydunuz, %7 faizle 7 bin liralık bir getiriniz var. O 7 bin lirayı eğer ayırırsanız ve ana parayla devam ederseniz 10 yılın sonunda ortalama 70 bin euro gibi bir getiriniz olacak. Ana paranız aynı. Ama o 100 bin liranın üzerine 7 bin TL'yi koyduğunuzda 107 bin TL'yi işletmeye başladığınızda sizin paranız 10 yılın sonunda 449 bin liraya kadar çıkacak. Bu sadece 10 yıldaki duran şey. Bakın diğerinde 70 bin TL sadece faizden kazandınız, ana paranız aynı kaldı, totaliniz 170 bin TL. Diğerinde bileşik faizle ilerlediğiniz için 449 bin TL'ye çıktınız ki bu durduğu yerde sadece ana parayla faizi ayırmayarak. Bu gibi ufak nüanslarla finansal okuryazarlığınızı netleştireceksiniz. Şimdi tahvili, bonoyu, borçlanma araçlarını konuştuk ama Türkiye'de bir de hisse kısmı var. Hisse senetleri, borsa gidiyor, kaçırıyor muyum diye. Enflasyonun yüksek olduğu ülkelerde, enflasyonu da hemen tanımlayalım. Enflasyon fiyatların artış hızıdır. O nedenle enflasyon geriledi denildiğinde sadece artış hızı yavaşlamıştır ve sizin aldığınız ürün ucuzlamaz. Bence Türkiye'deki en büyük sıkıntı bu. Enflasyon düştü, neden benim aldığım şeyler hala artıyor? Enflasyonun da farklı çeşitleri var. Bunları birazcık daha fazla konuşuruz enflasyondan korunma yöntemlerinde ama enflasyon hızlı olduğunda hiper, yavaşladığında deflasyon olarak bizim karşımıza çıkar. Ama biz Türkiye'de shrinkflation diye bir şey yaşıyoruz. Nedir? Aldığım ürünün gramajı düşüyor ama aynı fiyatı ödemeye devam ediyorum. Bu emlakta da aynı, bu otomobilde de aynı. Yani aynı parayı veriyorsunuz ama daha küçük hacimli bir araba alıyorsunuz. Aynı parayı veriyorsunuz ama daha çok odaya bölünmüş ama daha az metrekareli bir ev alıyorsunuz. Bunların hepsi shrinkflation. Markete gittiğinizde de aldığınız gofretten veya mercimekten bile anlarsınız. Daha az gramajlı alıyorsunuz ama aynı fiyatı ödüyorsunuz. Türkiye bu nedenle enflasyonla mücadele etmekte biraz zorlanıyor. Şimdi enflasyon tarafına baktığımız zaman enflasyon arttığı için biz ne yapıyoruz? Gerileme kısmındayız. Enflasyon artan ülkelerde borsa haricinde eğer döviz rejimleri var bir de, döviz rejimi ne diyeyim, sabit
müdahaleye maruz kalan ve serbest döviz rejimleri diye 3 tane şey var. Biz 1994'ten 2001 yılına kadar biraz zamanı geri alalım, hepsine maruz kaldık. 2001 yılında döviz sabitlendi, ardından bu işin olmayacağı anlaşıldı ve serbest döviz rejimine geçtik. Bunların hepsi olurken eğer kura müdahale ediyorsa devlet yönetimi veya Merkez Bankası, o zaman siz şöyle bir sıkıntıyla karşılaşırsınız. Enflasyon kadar artacak bir yatırım enstrümanı bulur piyasa. Çünkü dinamikleri böyle işler. Bizde borsaya geldiği için şu anda herkes sürekli borsayı konuşuyor. Serimizin ilerleyen bölümlerinde gene borsayı da konuşacağız. Borsaya giriş, VIOP, hepsini konuşacağız. O nedenle enflasyon ne kadar artıyorsa borsada arttığı için biz bugün 4000'den 8000'e net çıkmış bir borsa görüyoruz. Nereye gidecek derseniz, enflasyon eğer artmaya devam ederse bizim endeksimiz 11.500'lere kadar çıkabilir. Şimdi burada baktığınızda hisse senedi ile tahvil arasındaki farkı da bilmeniz gerekiyor eğer bu piyasaya girecekseniz. Çünkü size bankalar, Denizbank'ta dahil olmak üzere, bir portföy oluşturmanızı da sağlıyor. Peki siz bunlara nasıl bakacaksınız? O da ayrı bir bölümümüzün konusu ama hisse senedinde şirketlere ortak oluyorsunuz, tahvilde şirketlerden alacaklı oluyorsunuz. Hangisi daha karlı derseniz, bir batma veya bir sıkıntı döneminde ortağın parası verilmez, alacaklının parası verilir. O nedenle siz nasıl bireysel enflasyonunuz ve bireysel rezervleriniz olması gerektiği gibi, çünkü herkesin elinde şöyle bir şey var: yumurtaları aynı sepete koyma, hepsini karıştır. Ama karıştıracağını bilmeyen bir insan bu gibi durumda bir anda kafası karışır ve yanlış yatırımlar yapar. Ve herkes o ırmakta hisseler artıyor dediği için yanlış bir şirkete yatırım yapabilir. O nedenle bütün risklerinizi bölmelisiniz. Ortağa para verilmez, alacaklıya verilir. Bir hisseye baktığınız zaman hissenin hisse başına kârı, çeyrek bilançosu, geliri, net kârı, faiz getirisi gibi şeylere mutlaka bakmanız gerekiyor. O nedenle borsanın genel kuruluşu yine bir tahvil üzerinden gelir. Borsa artık ülkeye para ihtiyaç vardır ve o paranın ülkeye girmesi gerekir. Size bir alsat market yaratması gerekir hükümetlerin. Çünkü altın standardından çıkıyoruz, kağıt paraya geçiyoruz, kağıt paradan geçiyoruz merkezi bankacılığa ve ardından ticari para, yani bankaların bize verdiği kredi, mevduat olur, vadeli olur, vadesiz olur, bunlara gidiyoruz. O nedenle bir zaman sonra bu paralar artık taşınamayacak seviyeye gelince de benim karşıma ne çıkıyor? Borsa çıkıyor. Yine benim size yaptığım özette gördüğünüz gibi altında, piyasada, borsada, tahvilde, bonoda, hisse senedi de, enflasyonda her şey birbirine bağlı. O nedenle finansal okuryazarlık sadece bu bilgileri bilmek üzerine değil, bu bilgileri asa kendi içinde harmanlamak üzerine. İlerleyen bölümlerde bu enstrümanları nasıl lehinize çevirebilirsiniz onları konuşacağız. Abone olmayı, beğenmeyi ve beğendiğiniz bölümleri arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.